Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'da gerçekten bu sıvılarla ilgili olarak büyük bir sıkıntı var. Bir taraftan hükümet yetkilileri hadi sıvılarınız olun, 3. 4. doz tartışmasını yaparken bir taraftan da halk sokaklara çıkıyor ve bu alınan tedbirleri protesto ediyor. Özellikle Avrupa'nın başkentlerinde ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu. Hemen hemen her hafta sonu insanlar sokaklara dökülerek alınan tedbir kararlarını protesto ederek hükümetlere karşı adeta isyan bayrağını çekiyor. İşte tam bu noktada değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ilaç firması olan Novavax'tan yeni bir aşıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bildiğiniz üzere Avrupa'da yapılan aşılara onay veren kurum Avrupa Birliği İlaç Ajansı EMA. EMA'dan yapılan açıklamaya göre Novavax adlı firmanın, Amerika Birleşik Devletleri merkezli firmanın aşısına onay verildi ve verilen bu onayla beraber Avrupa'da 5. marka doz, 5. aşının da yürürlüğe gireceği, insanlara vurulacağı açıklandı. Bununla ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı ve kıtadaki herkesin artık protein bazlı bu aşıyı vurdurabileceğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz, insanoğlu maalesef enteresan bir dönemden geçiyor. Yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgınla mücadele ederken tabii sıkıntıları da bitmek bilmiyor. Bir tarafta insanların kafalarını karıştıran acaba bu sıvılar ileride bizim hayatımızı olumsuz yönde etkiler mi açıklamaları, bir tarafta ise siyasetçilerin hadi bir saniye bile durmadan bu sıvıları şu an en az 3 doz olarak kendinize vurdurun zorlamaları diyorum ben bunlara. Çünkü bu sıvılar çıkmadan önce ne dediler? Bu sıvılar zorunlu değil. İnsanlar ister olur ister olmaz. Evet, insanlar ister olur ister olmaz ama bu sıvıları vurdurmayan insanları adeta evinden çıkmaz noktaya kadar getirmiş vaziyetteler. Uçağa binemezsin. İşte markete, çarşıya, pazara eğer elinde bir aşı kartın yoksa bu sıvıları Eğer elinde bir aşı kartın yoksa bu sıvıları da vurdurmadıysan yapacak çok fazla bir şeyin şansın kalmadı. Yani bu iş zorunlu değil sözlerinin artık hiçbir anlamının olmadığını dünyanın hemen hemen her ülkesinde ifade edebiliriz. Kıymetli izleyicilerimiz, evet, Omikron denilen bu yeni varyantla ilgili olarak, mutantla ilgili olarak şu anda bilim insanları yoğun bir çalışma sarf ediyor. Bunun yanı sıra işte koronayla ilgili olarak yeni bir hap bulundu, yeni bir sıvı bulundu. Bunların kullanımlarıyla ilgili onaylar da teker teker gelmeye başlıyor. Ancak ben bu noktada üzülerek bir konuyu bilgilerinize sunmak istiyorum. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, maalesef koronavirüs 1,5 yıldır hayatımızda. Alınan tüm tedbirlere rağmen, tüm sıvılanmalara rağmen, tüm yasaklamalara rağmen ciddi anlamda bir yol kat edilmediğini, hastanelerdeki yoğun bakım hasta sayılarının artmasından, vaka sayılarının artmasından ve hayatını kaybeden insanların sayısının artmasından açık bir şekilde hepimiz anlayabiliyoruz. Bu sıvılara onay verilmesinden ziyade bunların ne tür sonuçlar getireceğiyle ilgili olarak da insanların kafasında çok sayıda soru işareti olduğu için şu an Avrupa genelinde sıvılanma oranı %60'ı yapılan tüm kampanyalara rağmen geçmiyor, geçemeyecek gibi de görünüyor. Özellikle Ocak ayının ikinci haftası itibariyle tüm dünyada koronavirüsle ilgili vaka sayılarının mevcut rakamlara göre en az 5 katı artması bekleniyor. Sebebi ise yılbaşı dolayısıyla insan temaslarının daha fazla artması, daha fazla insanın bu virüsü taşıması anlamına geliyor. Değerli izleyicilerimiz, bizler bu ekrandan defalarca anlattık, anlatmaya çalıştık. Hep şunu söyledik. İnsanların mutlak surette daha etkili bir şekilde bu virüsten kurtulması için yeni yöntemlere ihtiyacı var. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu BioNTech adlı sıvının gelinen noktada bu işi kökten çözmediği açık bir şekilde artık ortada. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz günlerde Omikron denilen yeni mutantın da çıkmasıyla beraber bu sıvılarla ilgili soru işaretleri daha da arttı. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci son olarak yapmış oldukları açıklamada bu varyant üzerinde çalıştıklarını, mevcut aşılarına ek olarak yeni bir aşı yapılmasının da söz konusu olabileceğini söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz, mevcuttaki eldeki bu sıvıların %100 oranında bu mutanttan koruduğunu söyleyebilmemiz, bu yorumu yapabilmemiz sanıyorum doğru olmayacaktır. Bilim insanları çalışıyor, bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ancak bir taraftan da bu işten kurtulmanın
tek yolu sıvılar diyorlar. Kim diyor bunları? Bunları söyleyenler de bizleri yönetenler, bizim oy verdiğimiz insanlar. Kapattılar, maskeleri taktırdılar, her şeyi yaptırdılar. Bizler her şeyi yaptık ama gelinen noktada üzülerek görüyoruz ki alınan bu tedbirlerin pek çoğunun işe yaramadığını artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Siyasetçiler şu anda bu aşı firmalarıyla yeni anlaşmalar yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Novavax'ın yeni bulmuş olduğu bu sıvıyla ilgili olarak da nasıl bir netice alınacak ve yeni Omikron varyantına karşı ne kadar etkili bunu da bilmiyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde, aylarda belli olacak. Zaten arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Mart ayının sonuna kadar çok dikkatli olunması gerekiyor. Vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayısı artacak. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum izninizle, bakın. Ben bir yıl önce bugün yine aynı şeyleri anlatıyordum. Bugün yine aynı şeyleri anlatıyorum. Üzülerek söylüyorum bunları. Çünkü ciddi anlamda bir yol kat edilmiş değil arkadaşlar. Tek yaptıkları, özellikle siyasetçilerin, bu yasağı getirdik, şu yasağı getirdik deyip bundan öte hiçbir adım ya da bir alternatif geliştirmemeleri. Bu alternatiften kastım şu arkadaşlar. Kesin ve kalıcı bir çözüm için maalesef hiçbir siyasetçinin ciddi anlamda adım atmadığını görüyorum. Siyasetçiler şunu yapıyorlar. Aşı şirketleriyle anlaşmalar imzalıyorlar. Vergilerle senden benden topladıkları paraları gidiyorlar bunlara veriyorlar. Bunlar da işte bu sıvılarını satıyorlar. O oldu bu oldu derken sonuç, yani hatıcıya değil neticeye baktığımızda tablonun hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz, şimdi Avrupa Birliği bu Novavax denilen yeni firmayla bir anlaşma imzalandı. Bakın. Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, nasıl bir açıklama yaptı bakın. Diyor ki, ilk dozların 2022'nin ilk aylarında ulaşmasının beklendiği ve bu ilk çeyrek için üye devletlerin yaklaşık 27 milyon doz sipariş ettiği ifade edilen açıklamada, böylece toplamda BioNTech-Pfizer tarafından 2.4 milyar doz aşı, Moderna tarafından 460 milyon doz, AstraZeneca tarafından 400 milyon ve Johnson & Johnson tarafından 400 milyon doz olan aşıya ilave olarak alınacaktır deniliyor. Öte yandan komisyonun, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Novavax ile 4 Ağustos 2021'de sözleşme imzaladığı ve koşullu pazarlama izniyle Novavax'ın 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren 100 milyona kadar COVID-19 aşısını AB'ye teslim edebileceği belirtildi. Ayrıca sözleşmenin üye devletlerin 2022 ve 2023 boyunca ilave 100 milyon doz satın almasına izin verdiği de belirtiliyor. Novavax 17 Kasım'da EMA'ya aşı için başvuruda bulunmuştu deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, tablo bu. İnsanlar şu anda artık yeter, bıçak kemiğe dayandı noktasında. Çünkü tüm sıvılanmalara rağmen bu koronavirüsün galip geldiği açık bir şekilde ortada. Mart ayı sonlarından itibaren vaka sayıları düşecek, hayatını kaybeden insanların sayısı düşecek. Zaten geçen yılda aynısı olmuştu. Yani takvim yaprakları değişiyor ama sonuçlar aynı arkadaşlar. Bu da doğal olarak bizim kafamızdaki soru işaretlerini arttırıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa yine bunları gerek kanalımızın sosyal medya hesapları vasıtasıyla, gerekse videolarımızın altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizden ricam, lütfen videolarımızı beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olmanız.